Yayınıma hoş geldiniz. Türkiye'nin artık S400'lere evet ihtiyacı olmadığını açıklayan ve bu açıklamayla gönüllerde tat kuran kurumumuz Aselsan. Aselsan'ın genel müdürünün "Artık S300 ve S400'lere ihtiyacımız kalmayacak. Çok iyi yoldayız ve bu konuda sonuca varmak üzereyiz." açıklaması. Düşük, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemiyle oluşturmayı planladığımız katmanlı hava savunma sisteminin bitmek üzere olduğunun göstergesi. Katmanlı hava savunma sisteminin örneklerinden birkaç. Evet bir nevi yakın irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa gibi orta irtifa gibi birçok katmanlı hava savunma sistemlerini barındıran sistemler karşınızda. Hedefin içeriği, şekli ve vurum şekli, durdurulma şekli tabii ki burada bu enstrüman gibi çalışan sistemlerle sağlanacak. ABD tabii kızacak. Çünkü dünyada şu anda birkaç ülkenin sahip olduğu sistemler artık bizim de var. Bizler de devlerle ilgili geçtik. Çünkü biz düşmanın savaş uçaklarını ve füzelerini artık dur diyecek. Hani Çanakkale'de vardı ya bir işaret. Dur yolcu. Evet bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Evet gördüğünüz gibi bu bile bizim şu andaki hava savunma sistemimizin ne güzel açıklaması. Evet Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürkleri demiş istikbal göklerdedir. Ta o zaman söylenmiş bu söz. Yani düşman havada üstünlük sağladığında büyük kayıplar verdirir tabii ki. Bu yüzden o kayıpları yakın dönemde Suriye'nin evet Irak'ın yaşadığı büyük tahribatı, Afganistan'ın yaşadığı büyük tahribatı yaşamamak için havayı yani çatıyı güçlü tutmak gerekti. Türkiye özellikle ilk hava savunma sistemlerine hızla evet adım atmaya başladı. Korkut hava savunma sistemleri etkili bir giriş oldu. Yakın itifata özellikle kamikaze sihadarı kabusu. Hani İran'ın var ya bir tane kamikazesi. Onu radarlarla tespit edip tamamıyla bertaraf edecek güçlü bir sistem. Yani ona kan kusturur diyebiliriz. Hisar ağları oluşturduk. Etkili menzili 5 ve 6 kilometreydi. 15 kilometre azami menziliydi. Tabii ki bu yetmedi. Suriye'de yaşadığımız acı tecrübelerden sonra düğmeye basıldı. Hisar o için gece gündüz çalışıldı. Hisar o sistemi nefes aldırdı bizlere. Hisar sistemi sistemiyle evet etkili menzil 15 kilometre. ve azami menzil 25 kilometre dendi. Tabii ki bu söylenendi aslında. Ama tabii ki yapılan test atışları başarılı oluyor, düşmanı titretiyor ve düşman ne oluyor diyordu. Çünkü birilerinin 50-60 senede aldığı mesafeyi biz bir anda 6-7 senede alınca adamların nutku tutuldu. Tabii ki bununla da kalmadı. Bir anda Siper B devreye çıktı. Evet gördüğünüz gibi siperi testi ve özellikle dünyanın masrafı ve çalışması meyvelerini vermeye başladı. Çünkü Suriye'de biz o kadar askerimizi bir füzeyle ve tabii ki arkadan kalleşçe atış yapan Rusya'nın bu kinliği sayesinde kaybettik. Tabii ki o büyük yaşadığımız bela bizim bu projelere hız vermemizde ve mühendislerimizin harika işler çıkarmasına neden oldu. Tabii ki booster sistemiyle güçlendirilen ve daha da uzun menzilli olması için yakıt düzeni tamamıyla entegre NATO standartlarına getirilen bu sistemlerle birlikte bir umut tazeledik. En son uzun menzili hava savunma sisteminin başarıyla hedefi bulduğuyla ilgili siper blok füzesinin 100 kilometreyi aştığını söyleyen bu haberler bir anda bayram havası oluşturdu. Ama tabii ki aynı durum Washington, Moskova ve Brüksel için geçerli değildi. Paris için geçerli değildi. Onlar için Müslüman ülkeleri sömürülmeye ve savaşta havadan vurularak içeriye rahatça girilmeye müsait ülkelerdi. Ama buna Türkiye dur diyecekti. Hani bir söz vardı ya? Türkiye İslam'ı kalesi diye. Türkiye, evet Türk İslam dünyasının inanın kalesi. Çünkü kendi yerli ve milli imkanlarıyla bu kadar donanımlı hava savunma sistemine sahip olan bir İslam ülkesi yok. Sadece nükleer silaha sahip olan Pakistan var. Malum Pakistan Hindistan'la büyük bir gerginlik yaşıyor. Hindistan nükleer silahlarıyla bazen de süsü vererek bazen Pakistan'a füzeler fırlatıyor. Taktik nükleer silah olarak çok sayıda, evet çok sayıda füzesi olan Pakistan'ın özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemlerine ihtiyacı var. Ama bir de şu var, Türkiye'de tabii ki Pakistan'ın nükleer teknolojisine ihtiyacı var. İki kardeş ülke etti tırnak zaten. Birilerinin korkusu bu. Bu korku Biden'ın, evet Biden'ın da içine işlemiş ki bir anda patlayı vermişti. Biden içerisindeki o şüpheyi içinde tutamamıştı ve Pakistan'a kusmuştu. Özellikle Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler, askeri ilişkiler, ekonomik ilişkiler ilerliyor. Türkiye'nin Pakistan'a çok yaklaşması ve İmran Han'ın Türk dünyasının bir ferdi gibi davranması olayda çok güzel bir tabii ki hilal birleşmesine neden oldu. Özellikle öteden beri can kardeşimiz olan Pakistan'ın Azerbaycan'ın Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'a gösterdiği büyük destek, Suriye'nin evet Suriye'deki Rusya ile yaşadığımız büyük gerginlikte bütün silahlarımızla Türkiye'nin yanındayız diyen Pakistan gönüllerde yer etti. Aynı duruma da Sayın Erdoğan karşılık vermişti. Bizim için evet bizim için Keşmir Çanakkale'dir diye. Çanakkale Keşmir'dir. O kaderimiz birdir deyince Yeni Delhi evet Yeni Delhi hükümeti sarsıldı. Bir taraftan böyle bir cümle Pakistan'ın yanında bu kadar cürete, bu kadar güçlü şekilde duran bir Türkiye ne yapmaya çalışıyordu? Türkiye çünkü devlerliği yine çoktan geçmişti. Türkiye Batı'nın ses çıkaramadığı bir ülkeydi. Evet hava savunma sistemlerini şimdi karada, özellikle deniz unsurlarını entegre edecek olan Türkiye'nin özellikle bu açıklamayı boşa yapmadığını bilmek gerekir. Türkiye hava savunma sistemi yönünden özellikle önemli bir seviyeye geldi. Test atışlarında Şimşek adlı evet hedef aracı olan, hedef uçağı olan bu araç çok kez isabetle vuruldu. Yüksek hızda uçsa bile gelişmiş asya radarımız evet yakında F16'lar ve Akıncı da özellikle tabii ki test edilecek ve hızlıca sisteme entegre edilecek yüksek irtifa eda uçan ve özellikle radarları çok gelişmiş olan uçaklarımız ve bunun yanında bir de hava savunma sistemlerimizi eklediğimizde çok yönlü ve güçlü bir tabii ki ne çıkıyor bir hava katmanı çıkıyor. Bir de SİHA'larımızın verdiği bilgiler ve istihbaratlar ve koordinatlarda da cabası. Özellikle sihalar cenneti olan Türkiye'nin bir konvansiyonel savaşta düşmana neler yaşatacağını düşünmek düşman için kabusun en büyüğü. Evet şimdi S-300 ve S-400'leri neden aldık diyenler şimdi bu sözleri de size gelecek. Yanı başınıza gelip de büyük bir yığınak yapan, sanki savaşacakmış gibi gelip burada büyük üsler ve çok sayıda asker yığan bir Amerika var. Türkiye o zaman F-35'leri ve Amerika'nın füzelerini durduracak füze yapımı için uğraşırken bir taraftan bunlara caydırıcı olsun diye aldığı S-400'e işe yaradı. Hem onun teknolojik bir faydalandık, tabii ki inceledik. Bir taraftan da Amerika'ya dedik ki sen uçaklarını vuracak olan füzelere sahibiz. Amerika Birleşik Devletleri bizim savunma füzemizden alınmamızdan, evet savunma füzesi almamızdan neden bu kadar etkilemişti? Aynı tepkiyi Hindistan'a göstermedi. Türkiye'nin savunma füzesini almasına tepkisini saçma sapan ve hiçbir mantığa uymayan bahanelerle evet devamlı talep ediyorlardı. Ama baktılar ki iyiden iyiye her şey ortaya çıktı. Ama akarın... Özellikle açık ve net bir cümlesi vardı. Sayın komutanımız Akar şunu söylemişti. Sayın Akar dedi ki bizim S-400 almamızdan ancak bize saldırmayı düşünenler evet rahatsız olur. Biz bu füzeleri savunma füzesi olarak aldık. Bize saldırmayacaksanız veya bir niyetiniz yoksa savunma füze almamızdan neden bu kadar etkilendiniz? Tepkiniz niye büyük dedi. Evet Sayın Akar'ın özellikle F-35'lerle alakalı da bir sözü vardı. Akar şunu söyledi. F-35'lerin bize verilmemesi, yükümlülüklerini ve bu projeye katkıları müthiş olan Türkiye'nin bu projeden dışlanması ahlaksızlık dedi. Aynen bu cümleye imzamızı atıyoruz. Ama şu bir gerçek ki, Türkiye kendi milli hava savunma sanayisini ve hava sistemlerini geliştirdikçe Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye karşı içten ve dıştan başka formüller ve etkenlerle bir şeyler yapmaya çalışıyor ve deniyor. Özellikle her türlü yan yolu deniyor Türkiye'deki bu iradeyi yıkmak için çünkü Türkiye'nin hiçbir silah yapmayan Amerika Birleşik Devletleri'nin gücüne boyun eğen bir durumda olmasını ve Amerika'nın eski püskü ve kendisi için tehdit görmediği silahlara dünya kadar para vermesini istiyor. O dönemler kapandı Amerika. Evet S400'ler ve S300'ler ters teknolojik operasyon yaptığımız ve özellikle o dönem geçici dönemde bir caydırıcılık için aldığımız müzeler artık onları almamıza gerek yok. Bu tarihi ve güçlü bir cümle TCG Anadolu'muzdan tutun kıyı şeritlerimize, stratejik tesislerimize ve özellikle mobil halinde olan askeri birliklerimize her anlamda destek olacak. Hem genel anlamda hem de noktasal anlamda hava savunma sistemi sağlayacak sistemleri katmanlı olarak ürettik. Özellikle bir müjde daha var ki Midas sistemi bunu testini de başarıyla gerçekleştirdik. Midlas sistemiyle kendi füzelerimizi atacağımız bölümleri, sistemleri de oluşturmuş olduk. Yani her şey çok güzel gidiyor. Biz NATO standartlarında kaliteli silahlar yapıyoruz ama her şeyden en iyisi büyük bir devrim olan Türkiye süper güç seviyesine getiren ve bu süper güçlü dünyayı ilan ettiren bir durum. Artık Türkiye'ye geliyor. Türkiye öyle bir geliyor ki yaka yaka geliyor. Türkiye öyle bir geliyor ki bazılarını krize getiriyor. Evet Biden gördüğünüz gibi Biden Pakistan'ı dünyanın en tehlikeli ülkelerinden birisi olarak adlandırdı. E tamam da sen dünyada en çok sivil öldüren ülkesin. Ayrıca Pakistan Türkiye ile en yakın olduğu dönemlerde özellikle nükleer enerji olarak en çok destek olduğu dönemlerde bunu ima ettiği dönemler diyelim daha doğru olur. O zaman tabii ki Amerika'nın hoşuna gitmez. Bütün planlarını özellikle bölgedeki tüm planlarını kendisini caydırıcı yapan tüm planlarını çöpe atmış olur. Evet Türkiye bu. Türkiye bütün bu olanları, tüm bölgede yaşananları her şeyi görüyor. Özellikle Türkiye'nin hava savunma sistemi bölgedeki ve dünyadaki mazlumlar için büyük bir umut. Tabii ki emperyal planlarıyla sivil mivil ayırt etmeden her tür katliamı yapanlara kötü de bir haber. Çünkü F-35'lere, Su-35'lere kötü haber. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra Fransa'nın Rafale uçaklarına kötü haber. Çünkü Türkiye katmanlı hava savunma sistemini artık kurdu. Çatıyı kurduk. Artık AVAKS uçaklarımız ve diğer istihbarat araçlarımızla çatımızı kurduk. Kendi hava savunma sistemimizi geliştirdik. Bundan sonraki süreçte kabus yaşayacak bazıları. Bundan sonraki süreçte iyiden iyiye krize girecekler. Onlar krize girmeye gerek dursun. Biz bir şeyleri daha da geliştirmeye ve ülke savunmamızı daha da güçlü kılmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Mühendislerimize tebrikler. Gerçekten müthiş iş çıkardılar. Artık bu tarihten sonra Türkiye durmayacak. Türkiye durmayacak. Türkiye durmayacak. Bundan sonraki süreç çok çetin geçecek. Evet değerli izleyenler bir dahaki ayında yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım. Türkiye çatısını sağlam kurdu. Çatı sağlam olunca başka şeyler çok daha iyi olur. Çok daha, daha rahat taarruz yaparsınız. Çok daha hızlı bir şekilde sonuç alırsınız ve savunmanızda güçlü olduğu zaman bu özgüvenle çok hızlı bir şekilde zafere koşarsınız. Bunu sağlayacağız. Evet, elini kolunu sallayarak ülkeye işgal etmeye alışanlara artık bu yönde bir geçit yok. Yepyeni konu ve gündemlerle karşınızda olacağım demiştim. Lütfen kanalımın katır butonu açılmıştır. Kanalıma abone olmayı ve videoma beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.